Merhabalar. Bugün kuşlarla karikatür yapma aracı olan Bird Dezin Vebik aracını tanıtacağız. Bird Dezin Fransız uzantılı bir Vebik aracı. Bird Dezin sitesine gittiğimiz zaman e-mail ile bir üyelik istiyor. Daha önce eğer üye olmuşsanız kullanıcı adı parol e-posta ile girebilirsiniz ya da hiç hesap oluşturmamışsanız da hesap oluştur bölümünden kullanıcı adı e-mail olarak yazıp parolanızı yazıp üye olabilirsiniz. Ben daha önce üye olduğum için hemen kullanıcı adımla giriyorum. Evet, Bürtles'in ana sayfası daha önce yapılmış olan karikatür araçları, çizgi roman araçlarını burada görebilirsiniz. Bunları da kullanabilirsiniz ayrıca. Ama kendiniz oluşturmak istiyorsanız da şuradaki Bird Drive'ınızı oluşturun bölümüne tıklayıp kendiniz bir karikatür oluşturabilirsiniz. Burada 3 tane bölüm var. Birinci bölüm arka plan seçme. Burada 7 tane arka plan var. İşte gecesi, yağmurlu havası ya da güneşli havası. Bunlardan bir tanesini seçebilirsiniz. İkinci bölüm ise şuradaki kuşların ana menü altında toplanması. Her kuşa tıkladığınız zaman altta bunlarla ilgili duygu durumuna göre değişik karakterler bulabilirsiniz. Sizin yapmak istediğiniz karikatür ya da çizgi roman hangisine uygunsa üzerine tıklayıp buradaki duygu durumuna uygun kuşları seçmenizde fayda var. İşte sporcu, sağlıkçı, kış, kardan adam, görevli ya da maskeli gibi bir araç seçebilirsiniz. Bazı menülerde daha fazla, mesela ilk bölümde daha çok var kuş ama bazı bölümlerde daha kısıtlı. Buradan yapacağınız çalışmaya göre yapabilirsiniz. Şimdi daha önce oluşturmamışsanız 3 tane bölüm vardı. Birinci arka plan, ikinci kuşlar, üçüncü de konuşma balonları. Konuşma balonuna tıkladığınızda karikatürünüzün duruma göre tek konuşma bölümü, iki, daha büyük olan, yazısı daha büyük olan, bulut şeklinde, ikili olan ama önce yukarıdan konuşan, buradaki konuşan, ikincide de sağdaki konuşan ya da önce sağdaki konuşan, soldaki konuşan ya da direkt düz yapabilirsiniz ya da hiçbir şey yazmadan sadece işaret koyabilirsiniz. Şimdi birinci kuş bölümüne geldiğimizde üzerine tıkladığımızda buradan kuşu seçmemiz gerekiyor. Ben gazete okuyan bir kuş seçtim. İkinci kuşa tıkladığımızda ona da daha farklı bir kuş çeşidi olan işte şaşırmış bir kuş koyacağım. Bu konuşma balonu bölümüne de konuşma yerine tıklayıp önce soldaki sonra sağdakinin konuşmasını istiyorum. O zaman şunu seçiyorum. Üstteki birinci konuşacak, alttaki ikinci konuşacak. Şimdi buraya ister büyük harf ister küçük harf yazabilirsiniz. Bazı karakterler maalesef almıyor. Onu da deneyerek bulmanızda fayda var. Şimdi birinci kuşu konuşturuyoruz. Haberleri okudun mu? Diyor ikinci kuş. Ne yazıyor? Diyor ve ikinci sahnemize geçiyoruz. İkinci sahnemizde burada gazete okuyan kuş vardı. Buradan işte sinirli, şaşkın gibi ya da çok şaşırmış kuşlardan seçebilirsiniz. Bunu seçtik. İkinci kuş tekrar aynı yere gelip buradan tekrar yapabilirsiniz. Yani tamamen kurduğunuz senaryoya uygun çalışma yapabilirsiniz. Öncelikle tekrar ikincinin konuşmasını istiyorum ama buradan bu bölümden alıyorum hemen ne yazıyor dedikten sonra cevap vermesi lazım. Hemen
Yazdım. Öğretmenler yatmaya alışmış. Sonra kim söylemiş? Dedim. Buradaki üçüncü sahneye geçtiğimde kuşları değiştirebilirsiniz ya da aynı kuşu devam ettirebilirsiniz. Aynı kuşu devam ettirmek istiyorum ben. Gazete okuyan şu kalsın ama birazcık şeklini değiştiriyorum. Buradaki kuşu da aynı kuştan yapacağım. Biraz sevinsin. Konuşma balonunda gene ikili olacak. Önce bu konuşacak. Kim söylemiş dedik. Alçı Kartonpierre olmasın diye de cevap veriyor. Ve çizgi romanımız burada bitiyor. Burada bittikten sonra eğer daha farklı bir şey yapmak istemezseniz, hani bunlar sahneler ayrı ayrı, isterseniz şu aradaki yere geldiğiniz zaman kırmızı bir ara var. Bunun üzerine tek tıkladığınız zaman buradaki sahneleri birleştirebilirsiniz. Yani sanki tek telin üzerinde bir sürü kuş da yapabilirsiniz. Buradan değişik kuşlar da ekleyebilirsiniz. 6 tane ekleyebilirsiniz. Ayırmak isterseniz de buradaki tekrar gelip kırmızıya tıkladığınızda arasını ayırmış olacaksınız. Bu bittikten sonra sadece yapmanız gereken ihracat bölümüne tıklıyorsunuz ve sizin hazırlamış olduğunuz karikatür burada yer alıyor. Bunu sağ tıklayıp resmi farklı kaydet diyorum. Bilgisayarınıza kaydediyorsunuz. Kaydettikten sonra üzerine tıkladığınızda sizin hazır halde bir karikatürünüz oluyor. Eğer bu yaptığınız çalışmayı bu Bird Design'ın kendi sitesinde yayınlanmasını istiyorsanız öncelikle bir başlık yapıp sonra bu çizgi romanı açıklayıcı bir cümle kurup ondan sonra da çizgi romanınızı yayınlayın demeniz yeterlidir. Buraya eğer yayınlanmasını istemiyorsanız da herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Daha sonra değişiklik yapmak isterseniz mesela şu anda bazı yerler gözükmemiş. Çizgi romanı düzenle bölümüne tıklıyorsunuz. Şuradaki mesela i almamış. Buradaki i'yi de almamış. Biraz Türkçe karakterlerle sıkıntılı. Onu da şuradan küçük harfle değiştirebilirsiniz. Ya da küçük harf değiştirmeden büyük harfle noktasız olanlarını kullanabilirsiniz. Ben noktalı olanları kullanacağım. Şunun da noktasız olanını kullanacağım. Şu da aynı şekilde. Şurada Ş harfi var. Bunu da düzelteyim. Yumuşak G var. Bunu da düzelttim. Bitti. Bittikten sonra tekrar ihracat diyorum. Artık biraz daha okunaklı hale geliyor. Tekrar sağ tıklıyorum. Resmi farklı kaydet diyorum. Masa üstüne bir numarayla PNG olarak kaydediyor. Kaydet dedikten sonra da bunu rahatlıkla bilgisayarınızda açabilirsiniz. Eğer bir çizgi roman kitabı gibi bir şey yapmak isterseniz de bu sefer tekrar başa dönüp bunun devamı olan sahnelerle devam ettirmeniz gerekiyor. Devam ettirdikten sonra da hepsini isterseniz Word'de, isterseniz herhangi bir e-book'ta bunları birleştirerek bir karikatür ya da çizgi roman yapabilirsiniz.